Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz dekorasyon ve perdeler. Perdenin önemi, ne şekilde kullanmalıyız gibi bir sürü soruya cevap bulabileceksiniz. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Gülşah. Onun da bu perde işi yaptığı için geçen gün konuşurken bu perdelerden bahsettim ki tam YouTube konusu ve bunu yapmamız lazım. Yeşim Kozanlı da aslında çok ünlü bir mimar ama özelliğiniz daha çok otellere çalışıyor olmanız. Yani evde yapıyorsunuz, bu evde yaptığınız gibi. Ama biz o şekilde bildik. Üstelik Google'dan baktığımda da enteresan bir şey çıktı. Hani Robin Design diye bir şey çıktı bende. O ne demek? Evet, o bizim markamız aslında. Robin's Design adını 5 sene önce koyduk. Yeşim Kozanlı Mimarlık aslında markamız. Hı. Fakat kardeşim Londra'da okudu benim. Orada Robin kuşu biraz etkilendi onun görselinden. Sonra araştırdık ki bir kuş türü aslında. Kızılgerdan kuşu ve çok renkli bir kuş. Bir de şöyle bir özelliği var. Bulunduğu alanı koruma altına alan, başka kuşların gelip gereksiz zarar vermesini önleyen bir kuş. Mesleğime de bunu böyle bağdaştırınca Robin's Design dedik markamıza. Ama ana markamız Yeşim Kozanlı Mimarlık. Süper. Yeşim, şimdi dekorasyonla perdenin önemini konuşacağız. Evet. Perde dendiğinde ilk akla gelen evin gelinliği gibi. Evet. Mesela ben 2 sene önce evimi dekore ettim. Mobilyaların hepsi geldi. İnan böyle masamdaki mumlar daha yanıyor. Ama perde yokken ev bomboştu. Ne kadar önemli. Hani çok önemli bir detay çünkü aslında giydirme gibi. Yani çok şık bir gece tuvaleti, yani gece kıyafetinin üzerine bir etol atmak gibi. Ya da küpeyi takmadığınızda strapless bir elbisenin eksik kalması gibi. Aynen. Benim yorumum perde, neydi? Perde öyle bir şey. Benim yorumum da tabii işim saç olunca hani bazen saçsız makyaj yaptırıyorum. Saçım yapılı olmadığı zaman kendimi hissetmiyorum ama saçım sanki perde gibi, hani saçımı yaptığım zaman iş tamamlanıyor gibi. Evet, yani bir çeşit tamamlanma aslında. Değil mi? Aynen, çok doğru bir tabir. Evet. Tamamlıyorsunuz perdeyle. Hep eksik kalır, biraz soğuk kalır. Aslında perde sıcaklaştırır mekanı. Peki perdede moda var mı? Var, tabii var. Yani şöyle, tabii aslında moda derken şöyle bir moda var. Akım. Akıma göre de perdenin şekli şemali değişiyor. Bir dönem modernist bir akım varsa, şimdi daha var? Modern. Şimdi biraz avantgard, avantgard minimalizm, enteresan bir yere gidiyor şu an dünya. Yani biraz minimalizm, biraz avantgardlık ama detayda gizli tasarımlar, düşünülmüş tasarımlar. Yani minimalizm aslında ölüyor küçük küçük. Evet. Ama onun yerine biraz şıklaştırılmış bir minimalizm, detaylarda, çözümlerde kendini bulmuş bir ürün daha ön plana çıkıyor. Biz şu anda Nişantaşı'nda Yeşim Hanım'ın yaptığı bir apartman, burası dubleks daire, çatı dubleksi. O kadar sıcak, o kadar tatlı ki gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkürler. Biz şu anda üst katındayız ve burası çok sempatik olmuş. Mesela şey gördüm, aydınlık dedim geldiğime, bir yerin aydınlık olması ne kadar önemli. Perde evet, onu koyulaştırabilir, daha da açabilir. Evet, aynen öyle. Zaten şu an bulunduğumuz evet, yer aslında 2 katlı eski bir Nişantaşı dubleks, aynı evet, tarif ettiğiniz gibi. Çok karanlık, hiç ışık almayan bir yerdi. İlk yaptığımız bayağı hareket, şu anda aydınlık, tavanı açıp gördüğünüz gibi çatı dubleksinden faydalanıp hatta bir ara kat yapıp ofis yaptık ya ev sahibine. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Onu mutlaka altını çizmek istiyorum. Bizim arkadaşım firmasının adı aslında Plisel. Plisel perde yapıyorlar. Sen yukarıya Plisel evet, perde yapmışsın. Evet, ben Plisel perde yaptım. İnanılmaz yani, hani çok yerde yapılıyor bu Plisel perde. Evet. Birçok yerde kullanılıyor. Teknede yapılıyor. Tabii. Arabalarda, teknede, villalarda. Bu çatıda şimdi biraz sonra size belki de biz konuşurken. Kış bahçesi özellikle. Kış bahçesinde. Balkonları kapatınca o kış balkon kapatmalarda. Evet. VIP arabalarda. Evet, Plisel perdenin en büyük olayı çözüm odaklı olması. Yani perde ve korniş takamayacağınız, ray kullanamayacağınız. Cama mı monte oluyor? Oluyor, uzaktan kumandalı olabiliyor. Ve aynı zamanda hiç yer kaplamıyor. Ve tül, blackout gibi, blackout dediğimiz ışık kontrolü. Ha, yani demin yatak odasını gösterdim bana. Yatak odasını gördüğünüz bana, gibi. Tamamen karartma yapmak istediğinizde de perdenin kalabalıklığı ve detayları yok. Çok daha basit çözümlü bir ürün Plisel. Ben de kullanmayı çok seviyorum o yüzden. Teknede de, bunu bir teknede görüyordum. VIP'de evet, ama otellerde de üçgen çözümleri de var. Yani şekilli şekilli. Perde dediğim şey aslında 90 derece, 180 derece olabilen bir üründür. Yani bir kornişe ihtiyacınız var. Normal kumaş perdeden bahsediyorum. Evet. Ama Plisel'de öyle bir durumunuz yok.
profili itibariyle her yere adapte edebilirsiniz pilseli. Enteresan. Evet. Bunları mutlaka görsellerini gösterelim çünkü uzaktan kumandalı olması da çok güzel. Tabii. Aa, süper. Yani örnek bu dairede olduğu gibi ev sahibi burada otururken bile karartma istediğinde ya da ışıktan rahatsız olduğunda oturduğu yerden uzaktan kumandayla perdeyi kapatabiliyor. Peki, çok önemli bir soru soruyorum bence. Buyurun. Perde dekorasyon yapımında ilk yapılacak şey mi, son yapılacak şey mi? Aslında perde dekorasyonu ana fikri koyulurken konuşulması gereken bir konu baştan. Ama hani tasarım öyle bir serüven ki başından sonuna atıyorum bu ev 3 ayda bittiyse 3 ayda aslında gelişiyor bir yandan da. Çünkü ev yapmak çok kişisel bir şey. Bir seyahate gidiyorsun, bir şey görüyorsun, etkileniyorsun, geliyorsun, anlatıyorsun. Bu müşterim için de geçerli, benim için de geçerli. Perde de aslında ortalarda, yani dekorasyonun başlangıcında değil, ortalarında adının konması gereken bir şey. Çünkü duvar kağıdını bağlar, duvar rengini bağlar, kanepenin kumaşını bağlar, kullandığınız ürünü bağlar ama perde tasarıma destek olması gereken bir üründür. Sen ev yapıyorsun diyelim. Evet. Ev sahibiyle de ortada konuştun. Peki duvar rengine mi göre perdenin rengini seçiyorsun yoksa mesela koltukların rengine göre mi? Şöyle aslında, şöyle başlıyoruz. Tümden gelmiyoruz aslında olaya. Daha doğrusu detaydan gitmiyoruz, tümden geliyoruz. Yani evin bir konsepti oluyor. Bu evi bir adını koyuyoruz. Yani tasarımda iki aşama bir şeyim vardır benim, serüvenim. Önce ne? Yani bunun ne olduğuna bir karar vermek lazım. Bu nasıl bir ev? Önce adını koymak lazım. Yani siz akşam dışarı çıkarken o gün nasıl görünmek istediğinizle de alakalıdır ya. Ben bugün sade olmak istiyorum. Ben bugün çok şık olmak istiyorum. Çok şıksınız bu arada. Kırmızılar çok yakışmış. Yani dolayısıyla da adını koymak mesela bu ev modern olmak üzere ve sanki bir otel odası tasarlar gibi yapılmak üzere çıkmış bir konsept. Çünkü neden? Bu iş evin sahipleri de beni aslında otel yapıyorum diye buldular. Aa. Ve dediler ki yeşim bize öyle bir ev yap ki bizim iki katlı bir evimiz var. Çocuklarımız alt katta yaşamaya geldiklerinde biz üst katta yaşlılığımızı geçirebilelim. Dolayısıyla da üst katı otel odası gibi mutfağı içinde olan, terası içinde olan, banyosu içinde olan bir yer haline getirdik. Yani tasarımdan çıkıyor perde ve günün sonunda şöyle olduk. Evet, burası modern bir ev. Işık istiyoruz çok. Boğazı görüyoruz, manzaramız var. O manzarayı da perde, yani cam açtık peki, perdeyle kapatmamak lazım. Doğru. Yarı kapatan, aynı zamanda ışık kontrolü olan perde ne var? Plisel var. Dolayısıyla o ürünü kullanıyorsun. Yani aslında ihtiyaçtan da çıkıyor biraz. Ve yanlış perde seçimi de güzelim evi batırabilir. Tabii ki. Yani çok modern bir evi, çok klasik ve çok ağır bir hale getirebilirsiniz. Yanlış dökümle, yanlış perdeyle. Ki keza mesela şimdi perde dediğimiz zaman tek tip bir kullanım yok. Evlerde başka, otellerde başka, mağazalarda başka, ofiste başka. Onun detaylarına tabii çok dikkat etmek lazım. Tabii burada mimarın bilgisi çok önemli. Tabii, değil mi? Tabii. Süper. Peki bir şey daha. Mesela ben perdenin boyuna da çok dikkat ederim. Bazısı çok kısa kalır, bazısı uzun kalır. Onu neye göre yapıyorsun? Mekana göre mi? Aslında o da aynen fonksiyona göre. Mesela bir otel odasında asla yere dökümlü perde yapamazsınız. Çok sevmemize rağmen. Çünkü housekeeping gelir, temizlik gelir, müşteri basar. Hmm. Ama evde ben dökümlü perde severim. Yani yere yığılsın severim. O da aslında zengin gösteriyor, şık gösteriyor bir evi. O benim hoşuma gidiyor. Yani bazı müşterilerimizin titizlik takıntıları olan insanlar var biliyorsunuz. Yani perde yere değmesin diye insan da var. Titizlik deyince mesela bu store perdeler hani birazcık daha zor da pliselde temizlik çok nasıl oluyor? Çok kolay yıkanıyor, çok kolay sökülüyor. Duşta bile yıkayabilirsiniz. Ha süper. Tekrar takabilirsiniz. Ona çok renk alternatif var mı? Var tabii ki. Ha güzel. Çok renk alternatif var. Bir de her perdeci de bulunabilen bir şey plisel dendiğinde. Plisel'in bayilerinde Türkiye'de çok bayisi olan bir marka. Biz aşağıya bir web sitesini koyarız. Hani arzu eden, isteyen varsa aşağıdan bakabilirler. Hani İstanbul'da da web varlar. Sitesini. Her yerde varlar. Evet. Bursa kökenli bir firma ama Türkiye'nin her yerinde bayileri var. Bir de onu diyecektim. Benim Gülşah Bursalı ve Bursa biliyorsunuz sanayi şehri ve dünyanın her yerine ihraç ediyoruz. Ben dünyanın hangi oteline gidersem gideyim, bornozumu elime alıyorum, bir bakıyorum made in Turkey, Türkiye'de yapılmış. Evet. Ve %90'ı da Bursa'dan çıkıyor. Evet.
tekstilin, tekstil de yani perde de bir tekstil olduğu için Güşan'ları da biliyorum. Zaten perdeciler. Bilisayar da öyle, yurt dışından yabancı markalara da bütün malzemeleri kendileri veriyor ama başka markalar, işte X yabancı markası diye Türkiye'ye gördüğümde hem daha pahalıya alıyoruz. Türkiye'de bu kalitede varken valla süper şey oldu. Evet, Bursa bunu anlatmak lazım. Gerçekten Türk malımıza da de bütün biraz destek olalım. Ün veren bir firma şu anda. Gurur duymak lazım. Bir Türk firmanın bu noktada olması, bütün dünyaya mal gönderiyor olması. Yeşim, sen şu anda mesela hangi oteli yapıyorsun? Şu anda Antalya'da Paloma Grubu'a ait iki tane otel projem var. Orenda ve Fines. Yepyeni bir marka yaratıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Böyle bebek dünyaya getirir kadar heyecanlıyım. Onun dışında Wyndham Grand Bursa'yı yapıyoruz. Onun dışında Dedemanlara çalışıyorum ben 15-16 yıldır. Dedemanları yepyeni bir marka yarattık. Smart by Dedeman. Tam Y kuşağı dediğimiz 3. nesil bu. Kahve dükkanlarına benzer mekanları olan, Instagram'lık fotoğraf çekilebilecek çok güzel bir marka yaratıyoruz. Peki otelde bu pliserleri nerede kullandın? Spor salonlarında, ofislerde, yine cam ve cam açılmanın sorun olabileceği yerlerde. Bir de şey dedin, şimdiki otellerde banyolarla banyoyla duş, evet. Şimdi biz yeni otellerde banyoyu ve odayı separe ederken cam kullanmayı seviyoruz. Camların arasında veya üstünde motorlu olduğu için çok kolay kumanda edilebiliyor. Dolayısıyla da bölücü gibi kullanıyoruz aslında. İstediğinde tamamen açılabiliyor bir ferahlık ama istenmediğinde privacy için de kapatılabiliyor. Evet, bu arada şimdi YouTube'da bir çekilişi yapmayacağız ama bu video yayınlandıktan sonra ben Instagram sayfamda özel bir çekiliş yapacağız. Gülşah'tan kopardım. İki şanslı bir sürprizimiz olacak. Hani benim sosyal medya hesabımı mutlaka takip edin. Bir sürprizimiz var. Bir şey daha. Bu arada dekorasyonla ilgili sizin aklınıza gelen neyi merak ediyorsunuz? Mesela benim ilk aklıma gelen perde oldu. Dekorasyonu ne merak ediyorsunuz? Banyo merak ediyorsunuz? Yatak odası? Benim ilk aklıma perde gelen kış bahçesi mi? Mutfağı mı? Bana lütfen aşağıya yorum yazın. Dekorasyonla ilgili beklentileriniz varsa biz de bir sonraki videolarımızı ona göre şekillendirelim. Hani ben de seyirciyle konuşuyorum ki hani onların ne istediğini şey yapalım. Otelleri mi merak ediyorsunuz nasıl oluyor diye. Çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Lütfen benimle paylaşın. Yeşim, benim aklıma gelen genel itibariyle bunlar. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Aslında konuşmamızın başında söylediğimiz gibi perde evin veya o mekanın, bu ofiste veya otelse süsü, makyajı, çok önemli. Böyle bir kalem çekmek gibi gözünüze son anda evden çıkarken. Evet. Tamamlayıcı bir unsur. Severek kullanıyoruz biz mimarlarda, Pilsen markasında özellikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz çok tatlı bir evdeyiz. Yeşim gerçekten çok güzel dekore etmişsin. Teşekkür ederim. İnşallah keyif alarak izlediniz, bir şeyler öğrendiniz. Çünkü ben bugün bir şeyler gerçekten öğrendim. Aşağı yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.